Yarın 27 Mayıs. O karanlık darbenin 63. yıl dönümü. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti, CHP karşısında ezici bir üstünlük sağlamış, yaptığı hizmetler sayesinde 1954 ve 1957 seçimlerini de açık ara farkla kazanmıştı. CHP, Demokrat Parti karşısında sandıkta seçim kazanamayacağını anlamıştı. 1957 seçimleri sonrasında CHP, sokakları, üniversiteleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terörize etti, gerilimi yükseltti. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü artık açıktan darbe çığırtkanlığı yapmaya başlamıştı. 27 Mayıs 1960'ta TSK yönetime el koydu, demokrasiyi rafa kaldırdı, milletin oylarıyla seçilmiş bir hükümeti devirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Menderes ve arkadaşları tutuklanarak yassı adaya kapatıldılar. Düzmece bir mahkeme yapıldı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idama mahkum edildiler. Bunun cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. 17 Eylül 1961 sabahı askerler Menderes'in yassı adadaki hücresine girdiler. Bitkindi, başına geleceklerden haberi yoktu. Hücresine giren heyetin karşısında pijamayla bulunmaktan rahatsızdı. Sürekli özür diliyordu. Doktorlar muayene ettiler. Çok hasta olduğu halde sağlıklı raporu verdiler. Hastaneye götürüleceği söylenerek bir hücum bota bindirildi. İdama götürüldüğü kendisine o hücum botta söylenmişti. İmralı Adası'na inerken üzerindeki bitkinlik, perişanlık geçmişti. Karar kendisine resmen tebliğ edilince şunları söylemişti. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu arada karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Sonra sandalyeyi çektiler. Menderes ipte dönmeye başladı. Dar ağacında dönüyordu. Öyle bir müddet döndü.